1 Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konuğu Olympus Super Zoom 700XB modeli. Nasıl çalışır, film nasıl takılır ve tüm özellikleriyle şimdi videomuza geçelim. Kanalımızda birçok Kodak, Canon fotoğraf makinesinin incelemesini görebilirsiniz. Olympus bizim ilk inceleme videolarımızdan bir tanesi olacak. Yani ilk defa Olympus fotoğraf makinelerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Bunu incelerken de iyi bir modelden başlamak istedik. Olympus 35 mm fotoğraf makinelerinde en çok kullanılan ve en fazla özelliğe sahip olan fotoğraf makinelerinden bir tanesi. Özellikleri bakımından neredeyse her türlü özellik bünyesinde mevcut. Bunlardan bir tanesi zoom özelliği. Zoom özelliği ciddi anlamda kullanışlı ve döneminin zor bulunan ve üst seviye fotoğraf makinelerinden bir tanesi. 700XP modelinin birden fazla özelliği var. Bu özelliklerden bahsedelim yavaş yavaş. İlk etapta zoom özelliğinden bahsetmiştim. Zoom özelliği için fotoğraf makinemizde bakın zaten şu şekilde açabiliyorsunuz. Hemen böyle kaydır kapaklı bir kapağı var. Bu kapağı açtığınız zaman karşımıza bir lens çıkıyor. Lensi Olympus'un özel bir lensi. Olympus lens zoom 38'e 70 mm'lik. Gayet güzel bir lense sahip. Arkasında şöyle bir buraya tarih girebileceğiniz bir mini ekranı mevcut. Üst tarafında şurada gördüğünüz zoom out ve zoom in tuşları, burada deklanşörü, burada kaç poz kaldığını gösteren bir manuel göstergesi, şurada zamanlayıcısı, burada film sarma butonu, şurada flash'ın açıp kapatma tuşu, şöyle flash'ı açıyoruz, şöyle yaptığımızda da bir manzara fotoğrafı çekerken kullanmamız gereken ayarı yapıyoruz. Peki Olympus Super Zoom XP modeli hangi filmi kullanıyor? Bildiğimiz 35 mm film kullanmakta ve 35 mm filmi hakkında zaten hangi filmi kullanabileceğiniz, nerede hangi filmi kullanabileceğinizle alakalı bir video çekmiştik. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Hatta biz de yukarıya ekleriz tekrar sizin için. Sonrasında bu tarz bir fotoğraf makinesine sahip olursanız eğer hangi filmi kullanacağınızı çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki XP modelinin şimdi teker teker diğer özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ilk önce gayet büyük bir vizörü var. Hatta şurada da zaten belirtmişler. Extra Big Viewfinder diye bir büyük bir vizörü var. Buradaki vizörden baktığınızda gerçekten de güzel geniş açılı bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Burada zoom out var. Buraya bastığınızda şu anda içinde pil yok. Buraya bastığınızda burada görmüş olduğunuz lens yukarı doğru çıkıyor ve zoom'u yani sizin için zoom yapıyor. Zoom'u geri çekmek isterseniz de buradaki W tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında da burada deklanşörümüz mevcut. Filmi taktığımızda her bir deklanşörü bastığımızda burada 1-2-3 şeklinde pozlarımızı görebiliyoruz. Burada bir zamanlayıcımız var. Bu zamanlayıcımız belli bir saniyeye sahip. Siz bunu buraya bastıktan sonra fotoğraf makinesine belli bir yere koyuyorsunuz ve karşısına geçip fotoğrafınızı otomatik olarak çekiyor. Zamanlayıcı özelliği 35 mm fotoğraf makinelerinde aslında yeni, yani yeni derken çok eski dönemde ilk 35 mm fotoğraf makinelerinde yokken genel olarak sonrasında çıkan daha gelişmiş modellerin neredeyse hepsinde mevcut. Bununla beraber, bu özellikle beraber bakın şurada görmüş olduğunuz bir tane kırmızı bir ışık var. Bazı eski fotoğraflarda da hani belki dikkatinizi çekmiştir. Red Eye Detection denilen bir sistem var. Bu Red Eye Detection sizin eski fotoğraf makinelerinde fotoğraf çektikten sonra flash'ın gözünüzü kırmızı şekilde çıkartmasını engelleyen bir sistem. Buna deklanşöre basıldığında burada kırmızı bir ışık yanıyor. Bu ışıkta sizin fotoğraf çekildiğinde, daha doğrusu flash patladığında kırmızı göz, fotoğrafta kırmızı göz çıkmanızı engelleyen bir sistem. Yine bu Olympus Super Zoom 700XP'de bu özellik mevcut. Bununla beraber şurada görmüş olduğunuz bir quartz data var. Bu quartz date var. Bu quartz date'te buraya bir tarih giriyorsunuz. Burada bakın tuşları var. Select, set ve mod ışık şeyleriyle, tuşlarıyla burada tarih giriyorsunuz ve her fotoğrafınızın sağ alt köşesinde ya da sol alt köşesinde ya da herhangi bir köşesinde
bu tarihi size gösteren bir, daha doğrusu o tarihi, o fotoğrafı işleyen bir sistem. Siz eğer buraya bir şey girmezseniz eğer, ya da buraya bunu aktif yapmazsanız, fotoğraflarınızda herhangi bir tarih çıkmayacaktır. Peki, 700XP nasıl çalışır? İlk önce şöyle gösterelim. 700XP'nin normal şartlarda şurada görmüş olduğunuz normal kalem pille çalışan bir sistem var. Bakın burada nasıl pilleri nasıl takacağınızı gösteren bir etiketi mevcut. Burada şurada görmüş olduğunuz yay bölümlerine eksi, yani tam ters olarak bunu takmanız gerekiyor. Taktıktan sonra kapağını kapatıyorsunuz. Kapağını kapattıktan sonra zaten şu görmüş olduğunuz kapağı da açtıktan sonra makine aktif hale geliyor. Peki filmi nasıl takıyoruz? Daha öncesinde Kodak EC100, EC200 ve EC300 videolarında, hatta KV10 videosunda da bundan bahsetmiştim. Şimdi uzun uzun size anlatmayacağım. Eğer nasıl 35 mm fotoğraf makinelerine nasıl film takıldığını öğrenmek istiyorsanız o videolarımızı seyredebilirsiniz. Ama genel anlamda şöyle gösterelim size. Şuradan bir film alalım. Bakın bu bir 35 mm film. Bu filmi geliyoruz bu şekilde. Şu şekilde bakın buraya yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bakın filmin uç tarafı burada. Uç tarafını getiriyoruz. Bu filmi birazcık fazla açmışız yalnız. Bu arada bunlar tabii kullanılmış filmler. Kullanılmış film olduğu için ben bu kadar rahat davranabiliyorum. Normal şartlarda filmler bu kadar açık olmuyor. Bu filmi birazcık saralım şöyle. Şöyle saralım, saralım, saralım. Çok fazla içeri girmeden. Tamam, bu yeterli. Şimdi bakın burada filmimiz var. Filmimizi fotoğraf makinesinin içine takıyoruz. Taktıktan sonra da şu şekilde, bakın burada bir başka bir makara var. Bu makaraya bunu geçiriyoruz. Geçirdikten sonra da şu şekilde geçirdik. Şöyle birazcık da ittik. Bakın belli bir yere kadar, artık bundan sonrasında gitmiyor. Gitmemeye başladığı an itibariyle kapağını kapatıyoruz. Hatta bakın burada da filmimizin özelliklerini bahseden bir ISO 100'müş. Küçük bir ekranda, küçük bir cam ekranda bize filmimizin durumunu da, daha doğrusu filmimizin özelliklerini gösteriyor. Filmi de taktıktan sonra artık fotoğraf makinemiz çalışmaya hazır. Şurada görmüş olduğunuz S, her denkten şöyle bastığınızda her yeni pozdayken birer tane atıyor. Ve bu tamamen otomatik bir fotoğraf makinesi olduğu için siz filmi takar takmaz ve pillere takar takmaz otomatik olarak yerleşecek. Ve yerleştikten sonra da fotoğraf çekmeye başlayacaksınız. Yalnız siz şimdi buraya kalem pilleri taktınız. Kalem pilleri taktıktan sonra fotoğraf makinesi aktif hale geldi. Şunu şu şekilde aşağıya getirdiğinizde şurada görmüş olduğunuz bir yeşil ışık var. Bu yeşil ışık flaşın hazır olduğunu gösteren bir ışıktır. Bastığınızda flash da çalışacak. Ondan sonrasında flashlı bir şekilde fotoğraf çekebilirsiniz. Flaşı kapatmak isterseniz de şuraya getiriyorsunuz ve flash kapanıyor. Şuradaki ışık da otomatik olarak sönüyor. Yalnız tarih özelliğinden bahsetmiştim. Tarih özelliği için normal şuradaki kalem pillerden beslenmeyen başka bir sistemleri var. Nedir bu sistem? Şöyle açıyoruz kutusun kapağını. Bakın burada şurada CR2025 yazıyor. Işıktan bilmiyorum görebiliyor musunuz videoda ama CR2025 yazıyor. Bunun içinde bir hazne daha var. Bu hazneyi buradan çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra da CR2025 pilini takıyorsunuz. CR2025 pilini taktıktan sonra otomatik olarak buradaki ekran çalışmaya başlıyor. Yani kısacası Olympus 700XB modelimiz aslında iki farklı pille çalışıyor. İlk önce kalem pilleri ve CR2025 küçük düğme pille çalışıyor. Tam randıman almak istiyorsanız buraya da CR2025 pille takmanız gerekiyor. Peki fotoğrafları çektiniz, çektiniz, çektiniz. Çekmeniz bitti ve burası geldi artık 36'ya. 36'da yani bütün artık fotoğrafların pozlarını bitirdiniz ve fotoğraf makinesindeki filmi çıkartmanız gerekecek. Bunu nasıl yapacaksınız? İlk etapta şurada görmüş olduğunuz bir, bakın bir mandal var. Bu mandalı şu şekilde çektiğinizde, bakın tık etti. Artık şu anda normal bir şekilde otomatik olarak filminizi sarıyor. Filmi sardı, sardı, sardı. Filmin sarışını da şuradaki ekrandan görebilirsiniz. Bu 35, 34, 33, 32. Bu bir şekilde sıfırlayacak kendini ve tekrar S moduna gelecek. S moduna geldiğinde de artık duracak. Durduğu anda da siz artık filminizi güvenli çıkartıp, yani fotoğraf makinesinden çıkartıyor olabileceksiniz.
filmi çıkartmanız için de. Bu arada S modunu aldıktan sonra buradaki film dahi gözükmeyecek. Çünkü buradaki filmi dahi içindeki hazneye almış olacak. İçindeki hazneyi aldıktan sonra da bunu bir fotoğrafçıya götürüp isterseniz bastırabileceksiniz. Ya da bazı fotoğrafçılar bunu USB'ye de aktarıyorlarmış ama kim yapıyor bunu, kim yapmıyor açıkçası bunun hakkında şu anda bir bilgimiz yok. Fotoğraf makinesiyle artık işiniz bitince de filmi verdiniz fotoğrafçıya. Sonrasında artık fotoğraf makinenizi kapatıp tekrar beklemeye alabilirsiniz. Ama tabii daha öncesinde de birçok videomuzda söylemiştik. Fotoğraf makinelerinde durdukça pillerinde akma gibi bir problem var. Bir önceki videolarımızda da bundan bahsetmiştik. O yüzden mutlaka pilleri yerinden çıkartmayı unutmayınız. Olympus XP hakkında size aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Eğer fotoğraf makinesi hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu sebepten de istediğiniz gibi sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla kendi bilgimiz dahilinde size yardımcı olmaya hazırız. Videoyu beğenmeyi ve her şeyden önce daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız bizim kanalımıza, Vintage Teknoloji kanalına abone olmayı unutmayınız. Bir başka Vintage Teknoloji videosunda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.